alanında uzman, birbirinden değerli bilim insanlarının katılımıyla icat edilecek bu sempozyumun Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunların çözümüne ve ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlamasını özellikle temenni ediyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nükhet Otar Hanımefendi olmak üzere tüm akademisyenlere, katılımcılara ve sempozyuma katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında üniversitemizin adını aldığı 9 Eylül'ü, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş gününü gönülden kutluyorum. Karakteri bağımsızlık olan asil milletimiz kendisi için tasarlanan geleceğin esaret olduğunu görerek zillet altında yaşamaktansa Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da ya istiklal ya ölüm parolasıyla milli mücadelesini başlatmış, 30 Ağustos 1922'de de bu mücadelesini zafere taşımıştır. 9 Eylül 1922'de de güzel İzmir'imizi düşman işgalinden kurtararak bu zaferi taçlandırmıştır. Kazanılan bu büyük zafer, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Malazgirt'te bir daha kapanmamak üzere kilidi açılan Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ecdadımızın vatanımızı, milli ve manevi değerlerimizi korumak için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıklar bizler için en büyük ilham kaynağıdır. Onlardan devraldığımız bu kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, mavi vatanımızda, semalarımızda her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun mücadelesini sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerin yanı sıra eş zamanlı olarak NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı görevleriyle ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamaktayız. İşte bu görevlerden birini yakın zamanda Afganistan'da tamamladık. Mehmetçik bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da atalarımıza ve şanlı tarihimize yakışır şekilde görevlerini başarıyla icra ederek yerel halkın gönlünü kazanmış, dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim çok şükür ülkesine dönmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonra da bölge ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, sizlerin de yakından takip ettiği üzere dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. 21. yüzyıl güvenlik ortamı politik, askeri, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleriyle yeniden şekillenmektedir. Konvansiyonel tehditlerden ziyade terörizm, vekalet savaşları, düzensiz göç, salgın, küresel ısınma, siber tehditler gibi yeni problem sahalarının daha görünür hale geldiği, ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu değişim süreci küresel güvenlik ve istikrarı ciddi boyutta tehdit ederken uluslararası ilişkilerde de gerginlik ve kırılmalara neden olmaktadır. Bu krizlerin çoğu jeopolitik konumumuz nedeniyle ülkemizin güvenliğini de yakından ilgilendirmekte ve acil çözüm bekleyen sorunlar olarak gündemimizin üst sıralarında yer almaktadır. Bu arada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren bir takım stratejiler izlemekte olduğunda yakından görmekteyiz, takip etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemizle
tüm bu gelişmeleri yakından takip etmekte, kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda 40 yıldır ülkemizin başına bela olan terörle mücadelemize yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre sonra sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG ve DH gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını başarılı icra ederek ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu engelledik, tahrip ettik. Aynı şekilde Bahar Kalkan harekatını gerçekleştirerek yeni bir göç dalgası ve insanlık dramının yaşanmasını da önledik, engelledik. Terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi. Bunu görmemiz lazım. Hatta Türkiye proaktif davranarak burada gerekli tedbirleri almasaydı yaşanacak muhtemel göç dalgası nedeniyle Avrupa ve ötesi de büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Halihazırda Türkiye 4 milyonu ülkemizde, 5 milyonu Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 9 milyon Suriyeli'ye güvenlik ve insani yaşam şartları sağlamaktadır. Artık terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket etmekte olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu çerçevede Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddette, artan bir tempoda ve komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam etmektedir. Terörle olan mücadelemizi en son teröristle etrafa getirinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En başta da teröristlerin sözde elebaşlarının. Değerli katılımcılar, biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur ve güvenliği için de mücadele etmekteyiz. Bu kapsamda 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin daveti, Libya hükümetiyle ikili anlaşmalarımız ve Türkiye Büyük Devleti'nin onayıyla bulunuyoruz. Libya'da askeri eğitim, yardım ve da danışmanlık faaliyetlerini de izah ediyoruz. Şu hususun iyi anlaşılması lazım. Biz Libya'da yabancı bir güç değiliz. Bunu herkesin bilmesi lazım, görmesi lazım. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa, siyasi süreç başlamışsa, bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Bunu görmek lazım. Meşru Libya Hükümet Başkanı'nın destek talebine tek olumlu yanıt Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiştir. Amacımız Libya Libyalandır anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Libyalı kardeşlerimizin haklı davasında desteğimiz tabii ki devam edecektir. Yine Kafkasya bölgesinin istikrarına da büyük önem veriyor. Bu bölgede de barış ve istikrarın sağlanması için büyük gayret sarf ediyoruz. Can kardeşimiz Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında olan Karabağ ve öz topraklarını 44 gün süren tek vatan harekatıyla Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkanlarıyla, tek millet, iki devlet anlayışıyla kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Terörle mücadelemiz, Libyalı ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam ederken, maalesef aynı zamanda komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan ile bazı sorunlar yaşıyoruz. Sempozyum süresince kıymetli bilim insanlarımız, sizler yapacakları sunumlarla eminim problem sahalarına ilişkin görüşlerini detaylı bir şekilde ortaya koyacaklardır. Ben de bu hususlarla ilgili olarak genel bir değerlendirme yapmak istiyorum ve sabrınıza güvenerek yapmak istiyorum. Biraz uzunca. Topluca ifade etmek gerekirse Yunanistan ile kıta sahanlığı, kara sularının genişliği, hava sahası, fır hattı, arama kurtarma sahasına yönelik ihtilaflar, gayri askeri statüdeki adaların silahsızlık statüsünün ihlali, egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden iddialar, provokatif silahlanma girişimleri ve diğer provokatif faaliyetler,
Batı Trakya Türklerinin haklarını kısıtlayıcı uygulamalar ve terör örgütlerine verdikleri destek konularında sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara düzensiz göç olarak da ortaya çıkan kaynaklı anlaşmazlıklar da ve Frontex meselesi de eklenmiş durumdadır. Biz tüm sorunlarımızın, peşinen söylemek istiyorum, biz tüm sorunlarımızın uluslararası hukuka, akla, mantığa uygun ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcıyoruz. Ancak maalesef Yunan muhataplarımız adeta bu çabalarımızı boşa çıkarmak için çoğu zaman gerginliği tırmandıran, her türlü saldırgan eylem ve söylemde bulunmayı ısrarla sürdürüyor. Değerli katılımcılar, kıta sahanlığı, kara suları, hava sahası ve fır hattı sorunları hem ayrı ayrı hem de birbiriyle bağlantılı sorunlardır. Yunanistan kıta sahanlığı sınırının Doğu Akdeniz'deki adalar ile Türkiye ana karası arasından geçeceğini ileri sürerek Ege Denizi'ni neredeyse tamamı üzerinde haksız iddialarda bulunmaktadır. Biz Ege'de kıta sahanlığı sınırları belirlenirken Ege'nin bütün olarak göz önüne alınması ve sınırların uluslararası hukuk kurallarına uygun hakkaniyet ilkeleri uyarınca bir anlaşmayla çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine Yunanistan tek taraflı olarak kara sularını 10 kilimele çıkarmak istemektedir. Yunanistan'ın kara sularını 10 kilimele çıkarması durumunda Ege'nin yalnızca 5'te 1'i açık deniz alanı olarak kalacak, yaklaşık 3'te 2'si Yunan kara suları haline gelecektir. Yani 12 mil demek neredeyse Ege Denizi'nin tamamının Yunanistan hakimiyetine geçmesi, Ege'nin bir Yunan gölü haline gelmesi demektir. Böyle bir durumda deniz kuvvetlerimizin uluslararası sulardan geçerek Akdeniz'e ulaşması ne dediyse imkansız hale gelecek. Türkiye gemicilik, güvenlik ve Ege'deki kaynaklar açısından önemli zararlar uğrayacaktır. Aynı zamanda üçüncü ülkeler de Ege'den geçerken Yunanistan'dan izin almak durumunda kalacaktır. Türkiye'nin bunu kabul etmesi asla mümkün değildir. Türkiye ve Yunanistan arasında önemli gerilimlerin oluşmasına yol açan sorunlardan bir diğeri de Ege Denizi üzerindeki hava sahası ve fır hattına ilişkin sorunlardır. Hava sahasının sınırı kara suları sınırlarını aşamaz. Bu bir kural. Ancak Yunanistan kara suları genişliği 6 mil olmasına karşın 10 mil hava sahası olduğunu iddia etmektedir. Yani uluslararası sularda bulunan bir gemimiz, örnek vermek gerekirse, kara suyu sınırlarını ihlal etmezken bu gemiden bir helikopter havalandığı anda hava sahası ihlali yapmış oluyor. Bu akıl, mantık ve hukuk dışı garip iddiayı sadece Yunanistan ileri sürmektedir. Ne tarihte ne de günümüzde dünyada böyle bir uygulama yoktur. Biz uluslararası hukuk kurallarını akıl ve mantık ilkelerini hiçe sayan bu iddiayı kabul etmezken Yunanistan kara sularını 12 bine çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli ve bilinmelidir. Bu konuyla bağlantılı olarak Yunanistan ayrıca teknik bir sorumluluk olan uçuş malumat bölgesi yani fır hattını da kendi egemenlik sahası olarak göstermektedir. 1944 ICAO Chicago Anlaşması hilafına Atina fırında giren askeri uçakların uçuş planı vermesini talep etmektedir. Aksini hava sahası ilave kabul etmektedir. Ayrıca fır hattı sınırını aynı zamanda arama kurtarma sahası sınırı olarak kabul ederek Türkiye'nin sahasında da arama kurtarma yapmak istemektedir. Dünyada uluslararası hukukta böyle bir uygulama söz konusu değildir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gayri askeri sınırdaki adaların silahlandırılması, Ege'deki gayri askeri sınırdaki adaların silahlandırılması da uluslararası anlaşmalar hilafına silahlandırılmasına gelince Yunanistan askeri birlik silah bulundurarak 23 gayri askeri sınırdaki adanın en az 16'sının statüsünü ilan etmekte, her fırsatta başta Lozan Anlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmaları aşılama çabası içindedir. Bunu hep görüyoruz. Üstelik bu adaları çeşitli tatbikatlara dahil ederek NATO ve üçüncü taraf ülkelerini de kendi iddialarını alet etmeye çalışmaktadır. Ayrıca Yunanistan provokatif tutumunu gereksiz NAVTEX, NOTMAR, NOTAM ilan ederek
sürdürmektedir. Bu faaliyetleriyle 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtarası'na da belirtilen moratorium periyodunu, yani 15 Haziran 15 Eylül arasını ve 1976 Ben Mutabakatı'nı da ilan etmektedir. Türkiye'nin diplomatik girişimlerine rağmen bu hukuk tanımaz tavrını maalesef sürdürmektedir. Ege'nin bir diğer sorunu da başlangıçta belirttiğim egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklarla ilgili yaşadığımız sıkıntılardır. Yunanistan bunlar üzerinde egemenlik hakkı iddia etmekte, hatta bunlardan bazılarını satışa çıkarmaktadır. Avrupa Birliği çevre ve enerji programları, arkeoloji ve kadastro çalışmaları gibi uluslararası girişimleri de bu anlamda istismar etmektedir. Bunun gibi tek taraflı fiili adımların kabul edilmesi mümkün değildir. Somut, tarihi, coğrafi ve ilmi gerçekler göz önünde bulundurularak tüm bu çabalar 1832'de 47.500 kilometre karelik yüz ölçümü ile Mora Yarımadası ve çevresinde resmen kurulan ve günümüze kadar 7 aşamada yaklaşık 3 kat büyüklüğe ulaşan Yunanistan'ın yayılmacı anlayışını en açık şekilde ortaya koymaktadır. Bunu herkesin görmesi lazım. Doğu Akdeniz'de ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi yayılmacı iddialarını dayatmaya yaklaşık 1900 kilometre ile Akdeniz'in en uzun kıyı uzunluğuna sahip Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışmaktadır. Yunanistan Türkiye'ye 1950 metre, sadece 1950 metre. Yunanistan'a 600 kilometre mesafedeki 10 kilometre karelik Meis Adası için 40.000 kilometre karelik deniz yetki alanı talep etmektedir. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda geçmişine baktığımızda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gayri hukuki eylemlerinin temelini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin haklarını yok sayarak Kıbrıs Cumhuriyeti adına ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge iddiaları oluşturmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası'nın etrafındaki doğa zenginliklerinin paydaşı ve hak sahibi olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekmektedir. Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı olarak diğer kıyıdaş devletler ile ikili sınırlandırma anlaşmaları yapmak ve fiili uygulamalarda bulunmak suretiyle Türkiye'nin doğal gaz ve balıkçılık gibi kaynaklardan yararlanmasını engellemek ve Türkiye'yi uluslararası kamuoyu nezdinde emrivakilerle karşı karşıya bırakmak istemektedir. Buna karşılık olarak bizler de ısrarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarında eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının mutabakatla belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Nitekim biz de kendi yetki alanlarımıza dair Birleşmiş Milletler'e gerekli bildirimlerde bulunduk. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Değerli katılımcılar, Türkiye yıllar boyu sayısız acılara ve haksızlıklara maruz kalan Kıbrıs Türk'üne karşı darbe sonrasında olası bir katliamı da önlemek üzere 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nı icra etmiştir. Bu harekat ile adaya barış ve huzur gelmiş, soydaşlarımızın, masum insanların katledilmesi engellenmiş, adada Türklerin uğradığı zulüm ortadan kaldırılmış, akan kan ve gözyaşı durdurulmuştur. Bugüne kadar adada süren barış ve huzurun bu harekatın sonucu olduğu açıktır. Halen de adada barış ve istikrarın teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Garantör devlet olan Türkiye'nin adadaki askeri varlığını olduğundan farklı göstermeye çalışmak Yunan ve Rum tarafına hiçbir fayda sağlamayacaktır. Esas sorun Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda Rum-Yunan ikilisinin 50 yıldır uzlaşmaz tavrını sürdürmesi, Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu hiçe saymasıdır. Eşit varlığını kabul etmemesidir. Son olarak, dün, evvelki gün, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi okullarında okutulan Oxford İngilizce ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatı da bu çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Bu olay kimlerle ve nelerle uğraştığımızı açıkça göstermektedir. Bunu şiddetle reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Gerçekten pes doğrusu.
Türkiye ve Kuzey Akdeniz Türk Cumhuriyeti ise bugüne kadar barış ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta göstermiştir. Barış adına, huzur adına üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam etmektedir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çözüm için iyi niyetli yaklaşımlarının son örneğini 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılan gayri resmi görüşmelerde bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak bu görüşmelerde de Güney Kıbrıs yönetiminin uzlaşmaz, inatçı, bencil tavrı nedeniyle maalesef ilerleme kaydedilememiştir. Burada bir hususun altını önemli çizmek istiyorum. Avrupa Birliği kendi ilkelerini çiğneyerek sınır anlaşmazlığı problem olmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimini üye yapmış ve barışa hizmet etmek yerine çözümsüzlüğü desteklemiştir. Bunun şu ana kadar izahı yapılamamış ve cevabı da verilememiştir. Biz Kıbrıs konusunda üçüncü tarafların objektif olmalarını, sorunların uluslararası hukuk, akıl ve mantık çerçevesinde değerlendirilmesini, Avrupa Birliği'nin ve uluslararası aktörlerin de stratejik körlüğü bir kenara bırakmalarını, sahadaki gerçekleri bir an önce görmelerini talep ediyoruz, istiyoruz, bekliyoruz. Denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar tekrar görüşülmesinden hiçbir sorun alamayacağı açıktır. Kıbrıs'ta iki devletli egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve işbirliği içinde olan bağımsız iki devletin artık tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Yani bağımsız, egemen, eşit iki devlet. Bir kez daha vurgulamak isterim ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de bütün imkanlarımızla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Bir oldu bittiğiyle haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacağız. Bu azim ve kararlılığımızın iyi anlaşılması gerekir. Sonuç olarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yoktur. Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Değerli katılımcılar, defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye kimseye tehdit değildir. Aksine Türkiye güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Bizim tek amacımız vatanımızın, milletimizin güvenini sağlamaktır. Etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredentist yani yayılmacı, müdahaleci bir anlayış içinde olmadık. Yunanistan kendi uluslararası hukuka aykırı eylemlerine rağmen Türkiye'yi suçlayan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Özellikle bazı Yunan siyasiler adeta kuzu postuna bürünerek ve her gün başka bir yerde ortaya çıkarak gerçeklikten uzak iddialarla sürekli sahte gündemler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Yunanistan sunni bir tehdit algısı oluşturarak bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunuyor ve bunu sürdürüyor. Yunan siyasiler kifayetsiz ve hayalci bir yaklaşımla zaten ekonomik sıkıntılar yaşayan Yunan halkının kaynaklarını boş yere tüketmekte, refah seviyesini daha da aşağılara çekmektedir. Yunanistan'ın bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu kendi akademisyenleri, bazı emekli diplomatları ve emekli komutanları da ifade etmektedir son günlerde. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Yunanistan, Avrupa Birliği değerlerini, insan haklarını ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa yönelik baskıcı tutumlarına, uygulamalarına maalesef devam etmektedir. Yunanistan bu politikaların bir parçası olarak uluslararası anlaşmalar ile Batı Trakya Türklerine tanınmış olan temel hakları türlü yollarla ortadan kaldırmaya devam etmektedir. Son olarak da Rodop ilinde 8, İskece'de 4 olmam üzere toplam 12 azınlık okulunun faaliyetlerini durdurması yürüttüğü baskı ve yıldırma politikalarının en çarpıcı örneklerinden birisidir. Yunan makamlarının bu uygulamaları sonucu Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarının sayısı son 25 yılda 231'den 103'e düşmüştür. Yunanistan, Türk kimliğinin inkarı başta olmak üzere Türklerin eğitim, dernek kurma, kendi dini liderlerini seçme, vakıflar, ifade ve basın özgürlüğü gibi konularda kısıtlayıcı ve baskıcı uygulamalarını da sürdürmektedir. Aynı şekilde Yunanistan, 1913 Atina Anlaşması,
Ve 1920 tarihli 2345 sayılı kanun gereği Batı Trakya Türklerinin kendi müftülerini seçme haklarını 1985'ten itibaren ilan etmeye ve müftü atamalarını kendisi yapmaya başlamıştır. Yunanistan bu hukuksuz uygulaması nedeniyle 1999 ve 2006'da iki defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilmesine rağmen hala anlaşmalara aykırı bir tavrını sürdürmektedir. Batı Trakya Türklerinin kurduğu dernekleri sadece adında Türk kelimesi geçtiği gerekçesiyle kapatan Yunanistan'ın bu eylemleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla da mahkum edilerek tescillenmiştir. Ancak Yunanistan hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaktan imtina etmektedir. Türk yoktur demek, Türklere ait okul ve dernekleri kapatmak, cami açılışlarını engellemek, tüm demokratik ve çağdaş değerler ile tarihi gerçekleri inkar etmektir. Avrupa Birliği ve üçüncü taraflar bunları ısrarla görmezden gelmektedir. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun tüm soydaşlarımızın ve mazlumların haklarının takipçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, bu fırsattan istifadeyle Batı Trakya Türklerinin varlık mücadelesinin kahraman isimlerinden olan Doktor Ahmet Sadık Ahmet'i de burada rahmetle yad ediyorum. Yunanistan'la diğer bir sorumlu alanımız da komşumuzun terör örgütlerine verdiği destektir. Yunanistan'ın yıllarca PKK'lı, DHKPC'li teröristleri topraklarında, Lavrion kampında eğitim verdiği, onları barındırdığı, şimdi bunlara ilave olarak FETÖ'ye de ev sahipliği yaptığı herkese malumudur. NATO müttefiki ve komşumuz Yunanistan'a bu örgütlere hamilelik yaparken terörizmin ve dini fanatikliğin yayılmasından şikayetçi olması gerçekten riyakarlıktır. Oysa Türkiye küresel güvenliğe de büyük tehdit olan terörizm konusunda ilkeli, tutarlı bir tutum sergilemiş, NATO'da en yüksek bedeli ödeyen müttefik olmuştur. Şehitler vermek pahasına Suriye'de yuvalanan terör örgütlerine karşı başarılı harekatlar gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, DAEŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ordu olarak Suriye'nin kuzeyinde 4000'e yakın DAEŞ'li teröristi etkisiz hale getirmiştir. Nitekim NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg de Türkiye'nin terörden en fazla zarar gören NATO üyesi olduğunu, terörle mücadelede ittifak ve Avrupa'nın güvenliğine en büyük katkıyı sağladığını açıkça ifade etmiştir. Değerli katılımcılar, sizlerin de yakından takip ettiğiniz üzere özellikle son 15-20 yılda Orta Doğu, Asya ve Afrika'da yaşanan bölgesel çatışmalar ve askeri müdahaleler nedeniyle ülkemize ve Avrupa'ya doğru hacmi her yıl artan düzensiz göç ve mülteci akını yaşanmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen bu düzensiz göç ve mülteci akınının büyük bölümü Akdeniz ve Ege havzaları yoluyla gerçekleşmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye'dir, ülkemizdir. Doğal olarak Türkiye göç konusunda ağır bir yük taşımaktadır. Buna karşın bir yandan Yunanistan teröristlerin hamilini yaparken diğer taraftan mülteciler konusunda uluslararası hukuka, Avrupa Birliği'nin savunduğunu iddia ettiği ortak değerlere ve evrensel ilkelere aykırı ve insanlık dışı uygulamalar sergilemektedir. Fütursuzca. Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere göçmenleri acımasız bir şekilde geritmeye devam etmektedirler. Örneğin 7 Ağustos'ta Kaş'ın güneyinde üzerinde yaşam olmayan Başak Adası'na göçmenleri askeri bir bot ile bırakarak ölüme terk etmişlerdir. Bu faaliyetleri İHA ile saniye saniye görüntülenmiştir. Uluslararası bağımsız örgütlerce de Yunan makamlarının göçmenleri ve mültecileri işkence ve kötü muamele uygulayarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla geri ittiği şahitleri ve delilleriyle ortaya konulmuştur. Fakat Yunanistan geri ittiği göçmenlerin görüntülerini sildirmekten, delilleri yok etmekten dahi çekinmemekte, yaptığı hukuksuzluğu gizlemeye çalışmaktadır. Yunanistan bir Avrupa Birliği kuruluşu olan Frontex'i hukuk tanımazlığına ve insanlık onuruna aykırı uygulamalarına alet etmekte, çıkarları doğrultusunda bir araç olarak kullanmakta ve açıkça bu örgütü de istismar etmeye çalışmaktadır. Nedir bu Frontex? Frontex, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını
ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2004 yılında oluşturulmuş bir Avrupa Birliği kurumudur. Yunanistan'ın Frontex'i davetinin arkasında çok kapsamlı ve çok boyutlu Ege uyuşmazlıkları konusuna Avrupa Birliği'ni de ortak etmek gayreti olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Frontex'e bağlı acil sınır müdahale ekiplerinin ağır askeri ekipmanlarla müdahale ederek sınırı geçmeye çalışan göçmen ve sığınmacı gruplarını geri itmesi Avrupa'da sivil toplum örgütlerinin de tepkisine yol açmıştır. Batılı tüm dost ve müttefiklerimizden şunu düşünmesi lazım. Düşünmelerini istiyoruz. Türkiye mültecilere ev sahipliği yapmasa Yunanistan ve onun güdümünde olan Frontex gibi insanlık dışı davranışlar sergilese de ve 9 milyon göçmen de Avrupa Birliği sınırlarına dayansaydı sonuçları ne olurdu? Mülteci sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm ülkelerin ortak sorunudur. Yunanistan'ın mülteci konusunda takındığı tavır NATO'nun da işini zorlaştırmaktadır. Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik temel hak ihlalleri, insanlık dışı ve onur kırıcı gözaltı şartları, sığınma hakkı ihlalleri, Yunan sahil güvenliği tarafından alıkoyma ve Türkiye'ye doğru zorla gelitmesi gerçekten kabul edilemez. Masum insanların Ege'nin soğuk sularında can vermesine neden olan uygulamaları da gerçekten bir insanlık suçudur. Değerli katılımcılar, sonuç olarak Türkiye'nin bütün iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen Yunanistan hukuk tanımaz, saldırgan, gerginliği tırmandırıcı söylem ve eylemlerine maalesef devam etmektedir. Türkiye'ye karşı temelsiz suçlamalarda bulunarak ve her türlü yalanını, yanlışını ve noksanını Avrupa Birliği üyeliğine sığınarak örtbas etme telaşı içindedir. Yunan yöneticilerin kendi halkının refahına mal olacak silahlama yarışından gerginliği tırmandırmaktan, uzlaşmaz tavırlardan kaçınması ve bizimle samimi işbirliğine dönmesi en doğru ve gerçekçi bir çözüm yolu olacaktır. Yunan siyasiler kendi halkına kulak verir, bizi bir tehdit unsuru ve rekabet etmesi gereken bir ülke değil de gerçek bir komşu ve müttefik olarak görmeyi başarabilirlerse, bundan her iki ülke ve bölgemiz mutlaka kazançlı çıkacaktır. Türkiye, Yunanistan ile samimi ve güçlü ilişkiler geliştirmek istemekte, yaşanan sorunları güvene dayalı ikili ilişkiler temelinde çözmeyi gerçekten tercih etmekteyiz. Üçüncü taraflardan beklentimiz ise, Türkiye'nin haklı hukuka dayanan makul ve mantıklı yaklaşımlarını görmeleri, Yunanistan'ın uygulama ve iddialarını akıl, bilim ve objektif kriterler ışığında değerlendirmeleri, duruma sadece Avrupa Birliği dayanışması penceresinden bakmamalarıdır. Ortak kültürel bağlara sahip, aynı coğrafyanın insanları olan Türk ve Yunan halkları arasındaki benzerliklerin farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğunun da görülmesi, bilinmesi lazım. Aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle iyi kontrol ilişkileri içerisinde ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebileceğine samimi olarak inanmaktayız. Bunun için de gerçekten büyük çaba gösteriyoruz. Ancak yine de bir hususu hatırlamakta yarar var. Dün yani 9 Eylül Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümüdür. Bu vesileyle bir asır önce girişilen maceranın bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır. En samimi temennimiz Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de istifade ederek barış, güven, istikrar ve refah içinde yaşamasıdır. Değerli katılımcılar, sempozyumun barış için, istikrar için, herkes için verimli geçmesini temenni ediyor, düzenlenmesinin emeği geçen 9 Eylül Üniversitemize, değerli bilim insanlarımıza, sizlere ve katkıda bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.